3600 ek gösterge çalışması sonrası öncelikli gündem halini alan EYT düzenlemesinin taslağı tek formül şeklinde teknik olarak tamamlandı. Düzenlemenin Aralık ayında TBMM'ye sunulması, Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girmesi bekleniyor. EYT yasasının yürürlüğe girmesi sonrası ise hak sahiplerinin başvuru süreci başlayacak. Yapılacak düzenleme ile 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar için yaş şartı ortadan kaldırılarak prim günü ve sigortalılık süresi şartı aranacak. Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Bakan Vedat Bilgin, başından beri tek formül olarak altını çizdiği düzenleme için aynen şu ifadeleri kullandı. İki şartı kaldırmıyoruz. Prim gün sayısı ve sigortalılık süresi. Kadınlar için 20 yıl, erkekler 25 yıl şartını yerine getirdiği zaman onlar da bu düzenlemeden istifade edecek. Yaptığımız düzenleme herkesi kapsayacak. Sınır koyan bir düzenleme değil. EYT çalışması için en yetkili isim olan Bakan Bilgin'in ifadeleri gösteriyor ki burada yaş şartı aranmayacak. Yine Sayın Bakan burada sigortalılık sürelerinin de aynen korunacağı mesajını verdi. Geriye tek bir soru kalıyor. Kim hangi primle emekli olacak? Bu konu hakkında kafa karışıklığını gidermek için tek tablo üzerinden konuya açıklık getirmek istiyorum. Mevcut durumda 1999 öncesi sigorta girişi olan vatandaşların emeklilik şartlarına bakacak olursak, 4A SSK dediğimiz kategoride yer alan kadınlar ve erkeklerin 20 ve 25 yıl sigortalılık süresiyle 5000 ila 5975 gün primi tamamladıklarında emeklilik için yaşı beklediğini görüyoruz. Yaş şartı ne burada? Erkeklerde 44-58 yaş aralığı, kadınlarda ise 38-56 yaş aralığı. Burada yaş şartını kaldırdığımızda diğer şartlar sabit olacak şekilde 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar emekli olabilecek. Tabloya dikkatle baktığımız zaman 5000 gün ibaresini kalın harflerle vurguladım. 1999 düzenlemesi öncesi prim şartı SSK'da hem kadınlar hem de erkekler için 5000 gündü. Yaş şartı kalkıyor ve sigortalılık süreleri de 20 ve 25 yıl olarak kalıyor. Peki prim 5000 gün mü yoksa mevcut yürürlükteki yasayla 8 Eylül 1999 öncesini kapsayan kademeli olarak 75'er gün şeklinde artan 5000 ila 5975 gün sistemi olacak. İşte tam burada detaylar Aralık ayında netleşecek. 4B, 4C dediğimiz kategoride yer alanlara bakacak olursak, sigortalılık süresinin tıpkı SSK'da olduğu gibi kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl olduğunu görüyoruz. Bununla beraber prim günü erkeklerde 9000 gün, yaş aralığı 44-60, kadınlarda ise prim günü 7200 gün, yaş aralığı ise 40-58 olarak dikkat çekiyor. Burada yaş şartını kaldırdığımız zaman tabloda belirtilen sigortalılık süresi ve primle emeklilik imkanı doğacak. Öte yandan yine kamuoyunda kafa karışıklığı yaratan EYT ile emeklilik zorunlu mu olacak? Hem emekli olup hem de çalışmaya devam edebilir miyim? Tazminat alacak mıyım? Ne kadar tazminat alırım? Sorularını yanıtlamak istiyorum. EYT yasası ile birçok vatandaş emeklilik hayali kurarken bir kısım vatandaş da şu an için emekli olmak istemiyor. Çalıştıkları yerde yüksek maaş alan vatandaşların en çok merak ettiği soru ise EYT yasası ile emeklilik zorunlu olacak mı sorusu oldu. SGK mevzuatına göre bir vatandaşın emekli edilmesi için sigortalının talebi gerekiyor. Yani sigortalılar isterlerse şartları doldurduktan sonra emekli olabilir veya çalıştıkları yerde devam edebilir. Yani EYT yasasıyla zorunlu bir başvuru süreci ve emeklilik olmayacak. Burada sadece isteyen EYT'liler emeklilik nedeniyle istifa ederek SGK'ya başvuruda bulunabilecek. Bununla beraber emekli olduktan sonra bu kişiler yeni bir sözleşme ile beraber iş yerlerinde tekrar çalışmaya başlayabilir. EYT yasası ile emekli olacakların merak ettiği konuların bir tanesi de tazminat hesabı oldu. Yasaya tabi olacakların önemli bir kısmı aktif olarak çalışıyor. Yasanın yürürlüğe girmesi sonrası hak sahipleri emeklilik başvurusu için karar aldıklarında tazminat hakları da doğmuş olacak. Bildiğiniz üzere normalde istifa eden için tazminat hakkı bulunmuyor ancak bunun istisnası olarak emeklilik hakkı doğan veya başvuran çalışan için tazminat hakkı doğuyor. Daha açık ifadeyle emeklilik için işten ayrılacak bir EYT'li istifa ettiğinde tazminat hakkı kazanacak. Burada işçinin ihbar tazminat hakkı bulunmazken kıdem tazminat ödemesi yapılıyor. Kıdem tazminatı son brüt maaş üzerinden çalışılan sürenin tamamına göre hesaplanıyor. Burada her yıl Ocak ve Temmuz aylarında belirlenen memur zam oranı aynı zamanda kıdem tazminatı tavanını da belirliyor. Temmuz zammı sonrası en yüksek kıdem tazminatı 15.371 lira oldu. Bu tavan Ocak'ta yeniden yükselecek. Ocak 2023'te memurlar için belirlenecek toplu sözleşme zammı %8 oldu. Bunun üzerine Temmuz dönemindeki toplu sözleşme zammı üzerindeki enflasyon farkı da eklenerek yeni zam oranı belirlenecek. Tazminat hesabı yapılırken son brüt maaş dikkate alınıyor. Ancak brüt maaş hesabına sadece kazançlar değil, yıl içindeki ödemeler de katılıyor. Buna giydirilmiş brüt ücret adı veriliyor. Bu ücret belirlenirken düzenli olan ikramiye, yemek parası, kıyafet parası, görev tazminatı, kasa tazminatı gibi ödemeler dikkate alınıyor. Daha anlaşılabilir olmak adına mevcut asgari ücret üzerinden bir EYT'nin emekli olduğunda alacağı tazminatı örnekle açıklayalım. Mevcut durumda brüt asgari ücret 6.471 lira. Örneğin brüt maaşını asgari ücret üzerinden alan bir işçiye her yıl iki dini bayramda maaş ikramiyesi verildiğini varsayalım. Bu işçinin brüt ücreti şöyle hesaplanıyor. Brüt ücret 6.471 lira. Brüt ikramiye 12.942 lira. Ücrete eklenecek aylık ikramiye 1078 lira 50 kuruş,
yedirilmiş brüt ücret 7579 lira 50 kuruş oldu. Kısacası bu hesaba göre işçinin tazminatı brüt asgari ücret olan 6471 liradan değil 7579,5 lira üzerinden hesaplanacak. Tazminat hesaplanırken işçinin çalıştığı tüm zamanlar yıl, ay, gün hesabı olarak dikkate alınıyor. Bu işçinin 10 yıl, 5 ay ve 15 gün çalışmış olduğunu varsayarak asgari ücret üzerinden tazminatını hesaplayalım. Giydirilmiş brüt ücret 7579,5 lira, 10 yıllık tazminat 75.975 lira, 5 aylık tazminat 3158,12 lira, 15 günlük tazminat 315,81 lira oldu. Toplam tazminat ise 79.448,93 lira oldu. Yani bu hesaplamalara göre asgari ücret üzerinden maaş alan 10 yıl, 5 ay ve 15 gün çalışmış bir işçi emeklilik başvurusu yapıp iş yerinden ayrılırsa 79.448 lira 93 kuruş tazminat alacak. Peki EYT'lilerin maaş hesaplaması nasıl yapılacak? Yasa çıktıktan sonra yaş şartı dışındaki şartları tamam olanların, örneğin primi ve sigortalılık süresi dolanların maaş hesapları diğer tüm emekli aylığı bağlananlar gibi 3 dönem üzerinden yapılacak. Kabaca ifade edecek olursak bu 3 dönemi 99 öncesi, 99-2008 arası ve 2008'den sonraki dönem olmak üzere sıralayabiliriz. Bu 3 dönemdeki hesaplar yapılıp birleştirilerek emeklinin maaşı ortaya çıkacak. Kısacası emekli maaşı hesaplaması yapılırken sigortalılık dönemindeki tüm kazançlar dikkate alınacak. Kişilerin çalıştıkları yıllar, aylık kazançları, çalışma süreleri, yaş beklerken ödenen fazla primler ve işe ara verip vermemiş olmaları emekli maaşı hesaplanırken ödenecek tutarı ortaya çıkaracak. Matematiksel olarak maaş hesaplanırken ilk olarak 99 öncesindeki gün ve kazançlar dikkate alınacak ve aylık bağlama oranıyla çarpılacak. Burada çıkan rakam bugüne güncellenecek. Daha sonra 99 ve 2008 yılları arasındaki dönem içindeki yine aylık bağlama oranı ve yeni güncelleme katsayıları kullanılacak. Burada büyüme oranı devreye giriyor. 2008 sonrası için ise yine farklı bir aylık bağlama oranı ve büyüme hızının %30 alınacak. Bir önceki yılın enflasyon oranında maaş hesaplamasında ve güncellemesinde kullanılacak. Böylece bu 3 hesap toplanarak emekli maaşı oluşturulacak. Kimler yüksek maaş alacak sorusuna cevap verecek olursak, EYT'ye tabi olanlarda temelde bütün emekliliğe hak kazanmışlar gibi prim gün sayısının çok olmasına bağlı olarak değil, SGK'ya bildirilen prime esas kazanca göre maaş alacak. Yani brüt maaşı yüksek olanlar daha fazla emekli maaşı alacak. Bütün çalışma hayatında asgari ücret üzerinden maaş alanlar burada en düşük emekli maaşını almış olacak. Yine burada 3 ayrı hesaplama yapıldığı için tüm kazançlar önem kazanıyor. Yani son yıllar değil, ilk çalışma hayatımızdan bugüne kadar olan tüm kazançlarımıza bakılıyor. Ayrıca 3 döneme ilişkin farklı aylık bağlama oranları ve güncelleme katsayıları nedeniyle bu oranların yüksek olduğu dönemlerde primi daha fazla olan hak sahipleri daha yüksek emekli maaşı alacak. EYT yasası için artık çok az bir zaman kaldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde ilgili bakanlıklar çalışmasını tamamladı. Düzenlemenin detaylarının Aralık ayında kamuoyuyla paylaşılarak meclise gelmesi bekleniyor. Çalışanlar, emekli ve memur için her yeni açıklama ve verilerle beraber milyonların merak ettiği detaylar Sabah.com.tr'de olacak. Takipte kalın.